Aman aman. Hey, hani lan salata yapmadınız mı lan? Ya oğlum bir salata yapın bana da yiyeyim ya. Allah Allah. Nasıl olur ya? Salata yapmanız lazım. Annem gördüm dedi ya. Çık 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 çık. İle sen yürümeden yürüme ya baba. Bismillah. İle sen yürümeden. Bak hala yürümeyecekler ha. Aslında onları Ulüçlerden gitsin der gene. Canı isteyen ulak gitsin bugün hayvana. İsteyen gidebilir. Hadi bakalım ister. Mesela sen istiyorsun git. Sen istiyorsun git. Biz hayvana gidiyoruz. Geliyorsunuz mu? Biz hayvana gidiyoruz. Attı. Gene köpek atmışlar burayı. Vallahi bu atma köpek. Hayır hayır. Hayır boğacak. Hayır hayır. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Vallahi gene köpek atmışlar baba. Aa. Mazlum iş başında. Koyunlar koça gelmeye başladı. Süper süper. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'da olacaklar arkadaşlar. 9 tane mi? 9 tane yeni birey. 9 tane oğlak. Ben valla koyunların hepsi koçların hepsi koyun kovalıya. Memlekete bayram. Aa bu şarkı çok acıklı oldu ya. Bahar mıydı yoksa bayram mıydı? Memlekete bayram gelmiş benim evime. Yo yo şaka şaka. Bayramı iyi geçirdik arkadaşlar. 2-3 gün, 2 gün yoğun çalıştık. Bir gün babam dedi dinlen evde kal bayramlaş. Bugün de bayramın son günü. Babam akrabaları ziyaret edecek. 2-3 günde babam evde kaldık. 2 gün. Allah Allah. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz kurban kesildi. Kurban sattık. Azalma olduydu. Şimdi bir yandan tekrardan çoğalıyorlar. Bak yeniden koça geliyorlar. 5 ay 10 gün sonra yeni kuzularımız tekrardan doğmaya başlayacak. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Onur Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Hepinize güzel bir günden kucak dolusu sevgiler. Evet yorucu, tatlı, muhteşem. Yoğun yoğun duyguların yaşandığı dolu dolu günlerin ardından hayvandayız aga. Bugün hayvana geldik. Aslında yani bu bizim için bence bir dinlence sayılabilir. Niye diyeceksiniz? Çünkü hayvan... Abi tam bu saatten sonra yatma yeri. Tamam mı? Yatsın Osman aga. Nasıldı o ya? Ninem bir laf söyledi. Yatsın Ahmet. Oynasın bir şey. Neyse. Tamam işte anlatamadım da. Öyle havalardayız ama işlerin de yoğunlaşmaya başladığı zamanlardayız. Bugün hayvandayım. Bugün burada geçireceğiz biraz. Ondan sonra akşama köy düğünü var. Sizi ben köy düğününe götüreceğim. Ondan sonra videoyu yavaş yavaş kapatırız ama o zamana kadar daha çok işimiz var. Bugün yarın hayvana giderim. Biraz babam evde kalır. Ondan sonra ben tekrardan ot biçmeye başlayacağım arkadaşlar. Ot orağına gireceğim. Neyse başlıyoruz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bugün hayvandayız. Sizinle beraber şöyle bir hayvan gidelim. Akşama da düğüne gidelim. Koyunlar bu arada koça geliyorlar ha. Nadaslardan başladık yayma. Koyunun keyfi yerinde olunca koça gelmesi de çabuk oluyor. Geçen sene bu zamanlar da koçtaydılar ama bu sene daha yoğun arkadaşlar. Baya baya bir yoğun. Oğlakları da saldık. Hayvana anneleriyle gidecekler artık. Koyunlarda koç gelmesi şöyle 15-20 günde bir koça gelip bir bitse var ya. Ama sevinirim ha. Amanın 60-70 falan derdim herhalde. Neyse. Yapacak bir şey yok ama hızlı koça geliyorlar. Bu da güzel bir şey. Şimdi akşama düğüne gideceğiz dedim. Bardakçı'da bir tane köy düğünü var. Oranın düğünleri efsane olur arkadaşlar. Ramazan geçti, kurban geçti. İki bayram arası düğün yapılmaz falan derler arkadaşlar. Kurban geçti, şimdi düğünler başladı.
Tamam, bu bayramda herhalde bana şu kalınlıkta davetiye verdiler. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Çünkü bizim de düğünümüz var. Bu işler sırayla. Sen gidersen adam da sana gelir. Yani hepsi de akraba, olmaz gitmeden. O yüzden başlayacağız bakalım. Düğün sezonunu da açıyoruz. Hemen şuradan yoldan abi, hemen pıt diye karşıya atlayalım. Yollar vızır vızır. Piu bir araba geliyor. Piu bir araba geliyor. Psikopat nerede ya, burada? Tepecikli mi? Kuru çaylı mı? Hayır. Hayır. Arkadaşlar, bayramdan önce fileri biçme niyetim vardı, biliyorsunuz. Şimdi biçenler tekrardan çeviriyorlar, tekrardan kurutuyorlar. Yani iyi ki biçmemişiz mi desek, anlamadım yani. Sonuçta ıslandı. Islanınca da biçtiğiniz ot yarıya düşer. Kurbanın gözü yaşlı olur diye ninem 50 kere söyler hayatında abi. 50 kere söylemiştir ya. Kurbanın gözü yaşlı. Geçen kurbanda da yağmur yağdı. Bu kurbanda da yağmur yağdı. Tamam da bu şarkı takıldı artık akşama kadar. Kökertmeden çıktım da Halil'im diye çalar çalar dururum arkadaşlar. Neyse. Şimdi şuraları şöyle güzelce ne yayalım. Bu arada Niyazi ile dayımla kurbanları kestik. Niyazi Mersin'e gitti arkadaşlar. Birinci günün akşamı gitti sanırım. Kestik. Birinci günün akşamı, ikinci günün akşamı gitti. Mersin yolcusu kalmasın dedi. Mersin'e nişanlısının yanına gitti. Arkadaşlar şu anda koyunun içinde 5 tane koçumuz var. Mazlum. Önceden bıraktığım bir koç. İlk koçlarımdan en hızlısı olan, en hızlısı bu arkadaşlar. Ondan sonra geçen sene kendi kuzularımdan bıraktığım bir koç. Niye bu en hızlısı? Çünkü dövüşlerde şimdi Mazlum'la kafa tutmadılar abi. Mazlum'la kafa tutsaydılar bu şayet, Mazlum bunu yani bulaşmadı. Mazlum'u yenseydi koyun bunun yanına gelirdi. Doğanın kanunu böyle. Yani güçlü hangisi ise burada sözünün, burada kimin sözü geçiyorsa koyunlar da onun yanına geliyorlar. Mazlum böyle çok fazla kafa tutan birisi değil ha. Koçluk yapıyor mu? Yapıyor. Ama ona düşerse. Şu anda en baskın koçumuz ilk koçlarımızdan olan koçumuz. Nerede o? Nereye gitti? Bu arada koyun sayımız da 180. Tabii daha fazla keçilerle, oğlaklarla. Ama anne olacak koyun sayısı 180 arkadaşlar. 5 koç da bu sayı için yeterli. Mazlumdan kaçıyor koyunlar ya. Bunu da çözemedim. Bak. Bak şimdi abi, bak. Çapar. Ne araba kovalayıp duruyor lan? Kafan nasıl? Kurumuş. Tamam. Bir daha boğuşmak yok anneyle babayla. Özellikle babayla. Arkadaşlar annesinle boğuşmuyor da annesinle Çapar şu an hayvandalar. Abi her yeri pastıran olmuş buralara. Buraları sürüyorlar aslında. Bakın oraları falan sürmeye başlamışlar. Buraları da sürerler herhalde. Ama bu sene var ya. Keyfimize diyecek yok. Bir de koyunların koça gelmesinin, çabuk koça gelmesinin bir sebebi de işte bu yaylımın kaliteli olması. Hah işte açtım şom ağzımı. Geliyorlar arkadaşlar. Bu traktör buraya sürmeye geliyor. Hem de iki motor birden. Buraya mı süreceğiniz? Yo, buraya gelmediler. Allah Allah, aşağı sürecek kesin. Abi burası da o adamın tarlası. Herhalde ileriden başlayacak ya da ben yayıyorum diye öte taraftan gelecek beriye doğru. Yayılın yayılın. Bak bugün burasını sürecekler. Ben size söyleyeyim. Yiyebildiğiniz kadar. Ye. Çabuk ye. Götürebildiğiniz kadar götürün. Arkadaşlar vallahi domuzlar pateka yapmış. Ana, arpaya bakayım dedim, arpa yakın. Vallahi domuzlar pateka yapmış ya.
Yemin ediyorum pateka yapmış. Ben biçerim burasını. Lan ne yaptınız siz? Ne olmuş buraya? Vay anam, yatan yerlerin hepsi ölmüş yala. Abo. Oğlum her akşam burada ya bu domuzlar. Neyse. Daha fazla gidip yüreğime ağır şeyler. Vallahi bunun yarısını biçerim ben. Bir bakayım da burasını da biçerim. Anam fareler ne yapmış? Ne yapmış arkadaşlar? Bak bunlar fare kıyıntısı. Bunlar domuz inintisi. Keşke bakmaz olaydım. Vallahi keşke bakmaz olaydım. Bu da oyun yapmaya başladı bana. Abi ağlatmışlar var ya. Yemin ediyorum ağlatmışlar. Oh. İlk kritik bir karar vermek lazım. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Evet, planladığım gibi plan işliyor. Ama hayvanın yarısı orada kaldı lo. Aman döne 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 yar geliyor. Psikopat! Arkadaşlar size şöyle koyunlar oradan giderken fiyi bir yukarıdan göstereyim. Domuzlar falan geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. İyice koy verdik. Yiyorsalar da rahatla yiyorlardır yani. Sonuçta rahatsız edecek, onları kızdıracak, onları kovalayacak kimse yok. Tüp de patlamıyor. Tüpü de değiştirmedim. Tam koy verdik. Evet, yukarıdan böyle. Bunu yakın zamanda duman edeceğim arkadaşlar, Allah nasip ederse. Aldı, gördünüz mü? Yavrum gene senin pabucun damı atıldı. Hakikaten koyunlar niye acaba? Kaçıyorlar bunlar. Hadi keçiler yürüyün ya. Hadi ya. Hadi ya. Lan hadi lan, sizi de yeni saldım. Anneleriniz gibi önden gidin bakalım hadi. Ulişler yeni hayvan alışıyorlar. Yeni değil de. Arkadaşlar öyle bir sistem kurdum ki isteyen hayvana gidiyor, isteyen evde kalıyor, yorulduysa evde kalıyor, yorulmadıysa hayvana gidiyor. Oğlaklara serbest. Yalnız bir yürüse anaları önden de gitseler de bir sularını içseler ya. Ortalık yavaş yavaş sararıyor. Ne ara yaz geldi, ilkbahar geldi, ne ara yaz geçti, yaza geldik arkadaşlar. Yağmurlar bu sene yoğun geçti ya. İnanın böyle hani insan çok anlamadan geçti ya. Yani ne bileyim böyle. Kış gibi ilkbahar geçirdik, direkt yaza geldik gibi düşünün. Burada sürülmedik tarla kalmamış arkadaşlar. %90 şu anda sürülmüş vaziyette. Yani artık toz duman. Hadi bakalım. Güzelce yine bir suyunuzu için hele. Kara köprü başı narlıktır öyle. Aman lele. Şurada da bir kaynak vardı, var. Evet. Bu sene bayağı sular derin derin akıyor. Adamın kazaya burada kaldı ha.
Şuna bak. Daha su var da çıkar ya, gelse alır buradan. Arkadaşlar bu sene otların boyu yüksek, yiyeceklerin boyutu da yüksek. Yani şu koyunun gözüne batan, bakın benim ayağıma dolmaya başladılar, görüyorsunuz. Bu sene inşallah çok böyle göz körlüğü yaşamayız. Çünkü ne kadar yüksek o kadar çok koyunun gözüne batıyor. Koyunun gözüne batınca çıkmıyor da, bir de sürekli ilerler. Allah korusun gözünüze girdi ya. Ya böyle şeye kadar ilerler. Dur. O yüzden mesela bunlar tam olduğunda hafif bir yağmur oluyor ya. O yağmur burada olan bütün yiyecekleri temizliyor. Koyunların gözlerine kaçmıyor. Burası da sürülmüş. Neyse arkadaşlar. Hayvan buradan gelsin, yatsın. Eğreye geldik. Şimdi hemen karnımı doyuracağım. Yine güzel bir şeyler yaparız. Karnımızı doyururuz. Ondan sonra yatacağım aga. Yorgunluğu atmanın tek yeri burası. Ben size söyleyeyim. Hani evde olmuyor be. Bak burada atılıyor yorgunluk. Evde olmuyor. Geldik aga, geldik. Odun vardır inşallah. Oh oh oh. Odun var. Ana. Babam çadırı buraya getirmiş ya. Bak sen bak. Tarla sürülünce bence buradan geçmesi zor arkadaşlar. İyi. Vallahi efsane yerine kurmuş ha. Vallahi iyi yerine koymuş ha. Gerçekten iyi. İyi yerine koymuş. Girişini öte mi vermiş? Girişini buraya vermiş. Hayvan geldi. Ama oyunur şimdi bunun içinde. Ha. Ay ay anam anam, gel eşem. Gel kırı kırı kırı. Ya kırı kırı. Kırı. Yemek vakti, kırı neredesin? Allah Allah. Ha, Teo orada arkadaşlar, geliyor. Ya kırı. Ses de vermiyor lan. Bak şimdi bak bak bak. Yapma, koyunların içinden geçerken koyunları ısırma. Bak bir tanesinin budunu ısırdı bak. Ayağını ısırdı. Ley! Gel. Oğlum var ya, yemin ediyorum. Yemin ediyorum bak. Belalısın ha. Gel buraya. Gel. Gel. Daha yükü boşandırdık. Toz banyosu yapmaya gitti. Var ya. Tam şikayetçi bak. Aslında çok akıllı bir eşek. Ama olabildiğince etrafa böyle nasıl ısırırım, nasıl zarar veririm. Şimdi şunun ipi burada. Şunu bağlayalım, hem dışarıda yayılsın hem içeride serinlesin. Buradaki otları yesin, bir sürü otu var. Gel buraya. Tamam, hem ine gir serinle, hem yayıl karnını doyur. İstediğini yap psikopat. Gidemezsin bir tarafa. Üstü açı seni. Aga biz domatesi biberi ezmesin diye psikopata böyle kutular yapmıştık. Vallahi bunları da kırmaya başlamış. Delmiş. Evet. Arkadaşlar bir iki tane hemen odunu şöyle küçük küçük böleyim. Bir de ikiye böleyim. İnce ince yansın. Ateşimizi yakalım. Daha şöyle yarabilir miyiz ki bunu ya? Uğraşmayalım. Gitti aşağı. Şunu da bölelim. Thank you.
Yağmur yağdı ya bayramın birinci günü, biraz odunlar nemlenmiş. Ha deyince yanmıyor. Saat 11:45-46. Arkadaşlar şimdi 12'ye kadar, 12.30'a kadar yemem yesem saat 4'e kadar koyun yatar. 1.5 gibi uykuya dalsam 3 saat var ya. Arayıp da bulamadığım, hani uyuyacağım deyip de uyuyamadığım uykulardan biri olur. O yüzden mesela ben çok çok evde kalıyorum. Mesela otlar biçilecek, babam pek yanaşmaz. Niye? Zor, yağlı, pisli, taşlı, topuçlu, işte balya taşınacak falan. O işini bilir. Onun işi hayvana geliyor arkadaşlar. Hele bu zamandan sonra, yazın tabii ilkbaharda daha zahmetli, iki kişi gelmeden olmuyor. Bu zamandan sonra işini bilir. Sabah 7:30, 6:30, 7 gibi hayvanı çıkarır. 11 gibi yerine gelir. 12'ye kadar yemeğini yer. 12'de bir yatar, saat 4'e kadar kalkar. Akşam 9'da eve gelir, gene yatar. Yani şimdi hayvanın da tam dinlenecek zaman. Buraya iyi bir çaydanlık da alacağım. Gerçi bunlar iyi. Dışına bakıp kara çaydanlık falan diyoruz ama en iyi çayı yapıyorlar arkadaşlar. Aman bile. Şimdi 5 dakikaya suyumuz kaynar. Arkadaşlar şimdi kendime güzel bir yemek hazırlayacağım. Öyle mangal tarzı hemen üstünden yapıp geçmeyeceğim. Tavuklarla şöyle tavuk, güzel bir tavuklu sote yapalım. Tabii bıçağımız keserse. Arkadaşlar şu tabağın içinde biriktireceğim. Önce şunları küp küp doğrayayım. Bu arada bıçağı biledim. Mide çok iyi kesmiyor ya. Tavuk göğsü olaydı daha iyiydi. Niye bu kadar çok iyi kesmiyor bıçak ya? Bu arada benim şey bıçak vardı ya arkadaşlar. Bunu kaybettim herhalde ya. İsviçre çakısını. Kırmızı biberin tohumlarını aldım. Bu yemeğe güzel bir tat verir. Şimdi soğan, sarımsak. Ondan sonra ateşle buluşturmaya başlayacağım. Soğanı bununla tutabilirim. Çünkü soğanla başlayacağım kavurmaya. Ne yemeği olduğunu bilmiyorum. İşte artık adını siz yazın arkadaşlar. Böyle kafaya göre bir yemek. Zaten akşama düğüne de gideceğiz. Çok böyle bol sarımsak yemeyelim diyeceğim ama sarımsağı çok seviyorum ya. Abi 3 tane de sarımsak en son atarım ya da soğanla beraber atarım. Ya sarımsağı doğrarken ağzım sulanıyor ya. Ben niye bu kadar çok seviyorum bu sarımsağı? Akşama düğün olmasa çok çok gömecektim de. Arkadaşlar burayı tam anlamıyla yemek yapmaya bu şey geliyor ya, balık tavası ya. Bayağı dar geliyor. Şöyle güzel bir malzeme alacağım. Aynen öyle, aynen öyle. Aynen böyle, aynen böyle. Şöyle yaparsak süper. Suyumuz kaynadı mı? Birazdan çayı da demleriz kaynamak üzere. Tamam, kızmaya başlamış.
Sarımsakları da attım arkadaşlar. Su yeter mi? Oo, yanacak. Fazla yakmayalım. Ateş dengesiz olduğu için bir taraflarından yanıyor. Pembeleşmekten sonra kararmaya doğru gidiyor. Şu anlık yeterli. Şimdi ise tavuk etimi atıyorum. Önce tavuğu mu kızartacaktık acaba ya? Arkadaşlar önce et mi soğan mı? Ben bunu bir çözemeyeceğim herhalde ya. Domatesleri de ilave ettim. Biberleri de. Ya 61 kiloya kadar düşmüşüm arkadaşlar. Biraz kilo almam lazım. Yani onca çok da yiyoruz. Abi kilo denen bir şey yok. Bence bünye mi yakıyor? Ne yapıyor? Kimisi diyor ya su içsem yarıyor diyor. Ben su içsem bile benim mideyi yakıyor arkadaşlar. Biraz biber, tuz atalım. Şöyle biber diyorum ya. Allah'ım bu da köy biberimiz olsun. Aynen. Aynen öyle. İki de yumurta kıracağım bunun için arkadaşlar. Kaynamaya devam ediyor. Ama ben bu işi yapmaya başladım be. Vallahi ben bu işi yapmaya başladım. Suyunu çeksin alacağım. Zaten tavuk çabuk pişen bir et. Hani köy tavuğu biraz geç pişiyor da bu satın aldığımız tavuklar. Vakti geldi. İyi yakacakmışız valla. Şurada bir yapışma var. Bu da sayılmaz. Tamamdır. Şöyle bol bol soğan, sarımsak, baharat, bol bol kokun. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Koku yayıyor yani. Hadi bakalım. Tavuklar lokum gibi olmuş. Son zamanlarda ben bu işi yapmaya başladım ya. Acı olmadan şöyle dolu dolu biber yiyeyim. Eyvah eyvah acıymış. Efsane bir yemek olmuş ya. Arkadaşlar ziyan olmasın.
İyi yemek, iyi uyku demek. Aman diley diley yar, diley yar, diley yar. Çayı da içelim arkadaşlar, ondan sonra yatacağım. Ah, çay da olmuş ama ne olmuş ne? Koyarken kaynıyor lan. Boğu ne sıcak. Çok şükür. Aga 3 bardak sonra Orhun yatar. Abi çok güzel olmuş çay. Tavşan kanı, tavşan kanı. Abi benim keyfim kadar psikopatın keyfe bakın. Kalktı benim çıtırtımı duyunca. Vallahi uzanmış bokslu boyunca yatıyordu arkadaşlar. Şimdi kalkacak tabii, benim sesimi duydu ya. Oy oy, çok şükür arkadaşlar. Yemeğimi yedim, çayımı da içtim. Keyfim yerinde. Şimdi çadırın içine girip yatacağım. Koyunlara da şuraya bir kamera kurayım. Bakın ben yatarken neler yapacaklar. Hızlı çekimde siz onları izleyin. Ben şimdi içeri giriyorum abi. O içerisinin serinliği beklediğimden. Ne oluyor lan dışarıda? Beklediğimden daha iyi. Hadi bakalım. Bana 2 saat de olsa iyi uykular. Oy oy abi, sıcak değil. Sinekler ısırmıyor. Sinek ısırma davası yok. Serin serin şurada 1,5 saat bir uyumuşum var ya. Bu uykunun tadını size anlatamam. Yaşamanız lazım. Kalk zamanı geliyor. Susuz yanmışım be ya. Evet, benim kalkma vaktim geliyor arkadaşlar. Psikopatı yavaş yavaş saracağım. Koyunları yavaş yavaş kaldıracağım. Saat 5-6'ya kadar hayvanın yanındayım. Ondan sonra ise düğüne gideceğim. Düğüne götüreceğim hanımları aslında. Oğlum ben uykudayken neler yaptınız lan? He? Neler yaptınız bakayım? Vallahi tangır 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 zor uyudum arkadaşlar. Çünkü koçlar durmuyor. Habire koyun kovalıyorlar. Şimdi bunları yavaş yavaş kaldıracağım. En akıllı koyun. Ne etliye bulaşırım ne sütlüye. Ayrılmış. Hem yaşlı koyunlardan. Bu da kalabalığın içine girme lüzum yok demiş. Kralsınız. Hey! 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 Arkadaşlar buradan gölgeliğe kaldıracağım. Gölge alanlarda yayacağım. Hey! 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 Hadi bakalım yeter, saat 4 oluyor, hadi. Hey 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 hey. Hadi. Hadi. Bakmayın bana öyle, hadi ya, yayılmayacağınız mı siz? Hey hey hey. Sıcak mıdır nedir? Hey hey hey. Oğlum vallahi rahatınız beylerde yok, hadi. Serin serin ama kalkmanız lazım, hadi. Hey hey hey. Ayakları uzatmış arkadaşlar, aman Allah'ım. Hey. Hadi. Abi bu keçi var ya, burasını kimseye vermiyor. En kral koyun, orada yatan koyun da en kral keçi de bu abi. Tamam, bununla hiç kimsenin işi yok. Yeri öyle muazzam ki, efsane. Öyle bir yerden bakıyor ki bana. Hadi lan. Keçi niye acı acı bağırıyor lan?
Lan nereye girdin? Allah Allah. Sen orayı nasıl düştün? Ben bunu nasıl çıkaracağım şimdi ya? Lan oğlum. Orayı nasıl girmeye başa? Hayvan da gidiyor. Tutamam ki ben. Nasıl çıkaracağız bunu ya? Ben girsem sıkışır mıyım ki? Ha? Aa, buradan hayatta kurtaramam bunu. Ya nasıl düştün Samut? Buradan deneme. Lan nasıl girdin oraya? Abi 20 senedir burada yatarım. Böyle başıma bir şey gelmedi ha. Ne yapacağız biz şimdi bunu, nasıl çıkartacağız buradan ya? İnsan girecek gibi değil ya. Ne yapacağım ben şimdi buna? Hay Allah. Arkadaşlar hayvanın yanına gidiyorum. Ulağı bıraktım. Babam gelirken bir ip ya da birinin güvencesi olması lazım. Ben şimdi oraya yalnız başıma tepe taklak girersem şayet ulaşabilirim. Ama ya çıkamazsam, telefon da çekmiyor. O yüzden hemen babamı arayayım. Şurada çeken yerde gelsin. Hayvanı güderken iki kişi olması lazım. Tek kişi onun orada sıkıntı. Şimdi ulağın durumu da sıkıntı. Abi hayvanı fazla uzaklaştırmayacağım buradan. Babam da hemen haber verdim. Geliyor. Birazdan yanıma gelir. En azından iki kişiyle onu oradan çıkaralım. Bak babama da soracağım ama yani biz orada kesin 20 senedir hayvan yatırıyoruz. Her sene aralıklarla. Bir tane dahi öyle bir olay olmuştur. Hani böyle o kadar derin araya düşen bir olay yaşamadım. İlla ki hani üstüne düşer, ters çevrilir, çevrilemez. Anlatabiliyor muyum? Hani ters gelir, boynuzu sıkışır, öyle olaylar gördüm de bu kadar derin, ince, böyle dibine kadar düşen bir oğlak görmedim yani. Abi şöyle gölgelerde yayacağım. Babam geliyor. Daha önceden sıkışmış olsa sesini duyardım ya. Bence o hayvanları kaldırınca hadi kalkın kalkın dedik ya, o arada arasına düştü şaşkın. Oh, babam geliyor arkadaşlar. Baba! Şu ulağı çıkaram. Ya o yattıkları yerde ya. Yattığımız yerde. Sen beni tutacaksın, ben aşağıdan çekebilirsem. Ne insan girecek gibi de bir şey. Gel. İp yok mu? İp o yok, gel. Orada bir eşeğin ipi var, gel. Öyle bir yer değil ya. Gel bak sen, gel. Koş 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 koş. Gel gel baba hadi. Hayvan gidesiye çıkaralım. Ya o küçük ulak baba ya. Ay anasını lan. Baba. Hı. Oradan baktım çıkaramadım. Nasıl çıkacak bu? Çok bir şey değil ya. Bir bak. Gördün mü? Gördüm. Çıkar şey. Ben ona acık bir şey yakalasam. Çok derin oğlum. Dur ters falan döndürme, çıkmaz bak. Ben ineyim aşağı. Orman. Dur. Dur. Baba. Sen şunu tut. Ya çok güzel oldu onun şeyle. İp taksaydık böyle kafa öyleyken. Ben çıkma. Ben ulaşırım ona şimdi artık. Ben burayı kendim girim çıkamam diye giymedim. Sen yaptın, iyi yapmışsın. Ver. Bastın mı? Hı. Ya pis, bu kadar da pis ya mı bu ya? Hiç ki başına geldi mi? Hadi oğlum. Ver boynuzunu oğlum. Heh. Boynuzundan tutma, kırılır. Boynundan tut. Tuttum boynuzundan. Yavaş. Tazele şimdi. Tamam. Bak şimdi. Şimdi dur bekle. Ha tamam. Bakayım. Dur. Salma.
Şu bastonla. Bastonu atlat ya. Gitsin bastonu aşağı. Tamam indi o zaten tavaya. Dur sen. Sağ ol meylem. Tamam. Bulamaz bu. Sağ tamam. Mı? Sen çık ondan sonra hadi. Tamam. Tamam. Dur bekle. Dur bekle. Bekle. Hayır bekle. Arkadaşlar bastonun faydaları. Bunu salarsak bu şaşkın... Yavaş. Sen de şey yapma. Ne? Köpeğin bez haltası. Niye? Onu boynuna takalım ya. Ya götürün ben bunu şuradan bir insen. Ne? İyi de düşersin. Düşmem düşmem sen bak. Bastonun nereye gitmiş görüyor musun? Başarılı. Başarılı abi. Hadi git. Ay şaşkına bak nereye gidiyor ya. Hay senin ben uğlak gibi be. Ya hayvanı gösterdim de hayvan ya. Nereye gitti? Aynı yerine çıkayım. Hayvanı beraber. Ya hayvanı tebuba dibine saldım hayvan gözüküyor ya. Ya vallahi bu ulan başına gelecek var ya. Haydi hayvan haydi hayvana. Ya şurada saldım ya. Ya arkadaş dibine getirdim vallahi dibine getirdim ya. Gitti. Geri aynı yerine gitti. Hayvanı ona doğru götürüyoruz arkadaşlar. Hayvanı ona doğru götürüyoruz. Yani yaptığı var ya şaşkınlığın önde gideni lan dibinde saldım lan. Dibinde lan. Nereye vardı? Gitti mi? Ya hayret bir şey bu. Dibinde saldım ya. Hayvan 2 metre ya. Hay oraya doğru götürelim hayvanı. Sen olacağına bak ya. Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi yok. Nerede? Kameranın şarjı da bitiyor arkadaşlar. Vallahi şu an bir şey göremiyorum. Şurada bir yerde olması lazım. Geldi. Geldi geri çevir baba geri çevir geldi. Geldi geri çevir geri. Abi ulan yaptığı işe bakın hayvan iki kere geri aldık. Hayvanın içine ta şuradan geldi. Ben gidiyorum abi. Şarjım da bitiyor. Annemleri düğüne götüreceğim. Baba psikopat nerede? Şimdi de psikopat yok. Arkadaş. Hayvanı ta ote getirdik de getirdik. Taş yuyamadan geldi. Bir ulan yaptığına bakın. 2 metre dibinde saldım hayvanı ya. Arkadaşlar eve geldim. Kameraların şarjı bitti. Yeni doldurdum. Yeni açtım. Oğlağı kurtardık. Allah'ın izniyle. Telefondan çekebildiğim kadar çektim. Şimdi annemleri düğüne götüreceğim. Zaten yakın. Bardakçı köyünde bir düğün. Oraya gidelim. Hemen. Ayaküstü düğünler var. Hal hatır arkadaşlar. Gitmesen olmuyor. Gitsen zaman ayırman gerekiyor. Gitmeden olmuyor dediğim gibi. Sevaralar falan hazırlandılar. Oo aşkım çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. hemen gideceğiz. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim size. Psikopat diğer erkek eşeğe kaçmış. Onunla beraber bayağı bir birbirlerine girmişler arkadaşlar. Bugün böyle hepsi üst üste geliyor ya olayların. Vallahi anlamadım. Yani ne güzel ben hayvanı güdüp 3 saat yatıp sabah çıktım. Hayvanı güdecektim. 3-5 saat yatacaktım. Yattık da. Hayvanı kaldıracaktım. Güzelce ne yayacaktım. Babam hemen yanıma gelecekti. Ondan sonra annemleri götürecektim. Anne. Ama bugün bir tuhaf geçti. Neyse ben sizi düğünü de çekeceğim. Psikopat gelince psikopata da bakacağız. Ayaklarını falan derilerini yüzmüş diye ya. Babam bilmeyen bakam. Gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi gelince psikopata şöyle bir bakalım. İlaçlarını çok böyle yarası varsa o spreyden falan sıkalım da. Bir an önce iyileşsin. Yaramaz. Tam böyle psikopat ya. Gitsen erkeğe keşeğe dalaş. Evet. 5 dakikaya oradayız. Alime öğretmene gidiyoruz. Kadınlara gün deyince arkadaşlar.
başlamışlar bile. Tamam kuzum. Muradım hoş geldin. Düğüne geldik, yemeğimizi yedik. Şimdi biraz duracağız, ondan sonra gideceğiz. Bakın burasını belki hatırlamışsınızdır ya da hatırlamamışsınızdır. Yasemin, Nursem'in kardeşimle ilk videoyu çektiğim yer. Kopak resmi burada. İnekleri bakın yine burada. Şimdi onlar çok yoğunlar. Onları da gösteririm ben size. Ya nereden nereye? Şimdi ablası evleniyor. Alim öğretmen. Rabbim mutluluklar versin. Bir ömür boyu geçim versin inşallah. Şimdi düğüne dönelim. Bak çifte teller başladı. Allah Allah, inekler de oynayacaklar birazdan. Çekiyor. Seni bir çekeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hep gülüyorum var ya, sen çok mutlu adamsın. Hep bir boş öldü, Sabancı öldü. Benim ayağımdaki adamlar. Ne gülmeyin. Düğün telaşesi bir başka. Bu neydi? Bu tek. Döne yılda gelen tek işte. Evet, gittiler mi? Çiftimizi yalnız bırakmıyoruz. İkinci dansımız geliyor. Daha bitti çaldı. Sesten uzak duruyoruz. Gördünüz. Eve geldik arkadaşlar. Ben şimdi psikopata bakacağım. Hadi kızım tekrar. Alim öğretmene tekrardan ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Hadi bakalım. Psikopat ne yaptın bugün sen? Dur. 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 Kaldır ayağını dur. Dur. Nerelerini acıttın böyle? Suratın, şuran. Isırdı mı? Ne yaptı? Köpekler mi daladı? Ne, lan ne halt yedin bugün psikopat? Ayağını da sekiyor ha. Dur. 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 Arkadaşlar burasında şurası. Ya böyle ısırdı bu bileğini ya da ne yaptıkları belli değil. Go, gel. Onu niye böyle küs davranıyorsun ya? Ha? Gel. Bak ye. Bak bak bak. Sen iyi korkmuşsun ha. Gel. Gel. He? He? Burada çok tamam mı? Buradan yiyebilirsin. Hadi bakayım suratına da bakayım. Yüzü gözü çizilmiş. Allah Allah. Neyse bununla atlattın. Hadi yiy bakalım bunu. Hadi. Arkadaşlar. Tamam. Yiyor. Sinekler gelmesin diye çizdirdiği, artık ısıttırdı mı
tepiştimi her yerini mavi spreyle ilaçladım. Ayağında birazcık kasıyor. Ama herhangi bir sıkıntısı yok. Yani kırıktır çıkıktır Allah korusun. Bak yine kaldırdı, gördünüz değil mi? Herhalde ağrıyor. Şimdi o yemini yesin. Birkaç güne bir şey kalmaz diye düşünüyorum. Tekrar ederse veterinere de göstereceğim. Evet arkadaşlar, psikopata da baktık. Yani adı üstünde psikopat bir eşek. Bazen yazıyorlar, abi niye takıyorsunuz? Mesela biz ayağına takıyoruz ya köstek. İşte çok hızlı gitmediğinde ona hiçbir zararı yok. Yani hayvanları ısırmasını engellemek için, diğer sürüye gidip oradaki eşeklerle boğuşmasını engellemek için. Çünkü bir anda müdahale edebiliyorsunuz. Ama işte böyle durumlarda mesela ayağını boş bıraktığınız veyahut da saldığınız gezinsin dediğinizde, gözünüzden kaçırdığınızda hemen üçkağıtçılık peşine gidiyor. Şimdi ben daha önce videoda da göstermiştim, bu yemek yediğimiz videoda psikopatın böyle bir eşekle hep böyle mücadele ettiği bir şey vardı. Hatta aşağıda da derede de kovuluyordu, ayağında koyunu bölmüştük. Ayağındaki köstek nedeniyle çabuk müdahale edip bir anda kurtarmıştım. İşte böyle durumlarda işe yarıyor arkadaşlar. Saldığınızda da deli dolu bir eşek. Herhalde hesaplaşmışlar. Bilmiyorum, şimdi öteki eşeği de görmedim. Ne oldu ne gitti. Onda da bir sıkıntı yokmuş. Ama görmedim. O da ısırmıştır herhalde. Yani bilmiyorum ne yaptıklarını. Sırf o oğlağı ararken işte babamın yanına git, babam geldi, oğlağı çıkarttık falan. O arada olmuş. Zaten psikopat kayıptı. Neyse bakalım, bununla geçmiş olsun. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Bugün böyle tuhaf bir video oldu yani. Hem düğün yaptık, hem yattık, dinlendik. Dinlendikten sonra bir telaşa oğlak araya düşmüş, onu kurtardık. Acayip bir şey oldu. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Yine bir günü sizinle yaşadık işte.